Her şey bir sabah telefonuma gelen bildirim sesiyle başladı. Tanımadığım bir numara beni 3Y Sınıf Velileri adlı bir WhatsApp grubuna eklemişti. Gruptaki numaralardan hiçbiri kayıtlı değildi. Bir veli grubuydu ama ben veli değildim. Hatta çocuğum da yoktu ve hatta evli bile değildim. Gruba yeni girmenin verdiği gazla ilk kurşunu attım. Olan biteni anlamak için bir süre sessiz kalıp sinsi sinsi bütün yazılanları okudum. Okul aidatları, ponçiklerin yaptıkları haytalıklar, sınıftaki gelişmeler, ponçiklere yapılan kısır günü sırası, gösterilerde giyilecekler ve benzeri konuların konuşulduğu bu platforma yavaş yavaş uyum sağlamaya başlamıştım. Sabahları erkenden kalkıp gruba selamı çakıp günlük hayatıma devam ediyordum. Bazı günler grup çok hareketliyken, bazı günler sessiz oluyordu. Aklımı kurcalayansa benim çocuğum hangisiydi? Adı neydi? Çocuğu olmayanların anlayamayacağı bir duygu yaşıyordum. Orada öz olmasa da sonuçta bir çocuğum vardı. Sahip çıkmam gerekirdi. İlk atağımı grubun kronikleşen sorunu üzerine yaptım. Belirli günler veliler çocuklara pasta börek yapıp yolluyordu. Bunun bir sırası vardı ama bazı veliler ısrarla bu sırayı unutuyor ve yavrucaklar aç kalıyordu. Acaba bugün sıra bende mi diye gruba girip olası sıramı başka velilere itelemeye çalışıyordu. Bu durumu kendime görev edinmiştim. En büyük sorunum yaşadığım bilgi eksikliğiydi. Ne okulu biliyordum ne de ponçik evladımın adını. Oysa bilgiler tam olsa da lahmacun yollasaydım çocuklarımıza ne güzel olurdu değil mi? Sonuçta yavrucaklar aç kalmasın. Unutulan sıralarda tedarikli veliler sağ olsun evladımı aç bırakmıyordu ve benden şükusunu kapıyordu. İkram günlerini unutanların korkulu rüyası olmaya devam ediyordu. Resmen grubun emekli albayı olmuştu. Ama arada geri vites yaptığım da oluyordu. Güldüğüm günlerin yanında, hüzünlendiğim günlerde olmuyor değildi. Ponçikler çakmak çakmak bakarken ben hala hangisi benim yavrum diye düşünüyordum. Kahroluyordum, anlıyor musunuz? Fotoğraftakilerden biri benim yavrumdu ve ben hala bilmiyordum. İnsanı günden güne yiyen bir durumdu. Fotoğrafları açıp açıp kendimi alkole, sigaraya ve trollemeye veriyordu. Acaba hangisiydi benim yavrum? Thank you.
Artık grupta sivrilme vaktiydi. Madem yavrumun adını bile bilmiyordum, grubun temeline dinamit koymanın zamanı gelmişti. İlk kurbanım Furkan olmuştu. Ama cidden Furkan'da da liderlik vasfı yoktu. Bir de sınıf başkanı mı olacaktı? Zaten ben bunu dedikten sonra gruptan ayrılan annesi ispatlamıştı bunu. Hangi liderin annesi çocuğunda liderlik vasfı yok denildiğinde kaçar ki? Sorarım size ey dostlar. Furkan atağımdan sonra grupta kartlar yeniden dağıtılıyordu. Veliler çılgınca Furkan'ı savunmaya başlamışlardı. Beni tek endişelendiren durum artık siz kimin velisisiniz diye sorgulanmaya başlamamdı. Sünepe Furkan'ın benim için sonun başlangıcının olacağını nereden bilebilirdim ki? Benim için yarının ne olacağı belli değildi. Ama hız kesmedim. Vur keke vur felsefesini benimsemiştim. Biricik ponçiğimin bulunduğu sınıfta küfür edilmesini duymamla olaya müdahale etmem bir oldu. Artık Mert'in annesi kankamdı. Onun için disipline gitmeyi bile göze almıştım. Gerçekten de biz hep belgesel neyin izletiyorduk? Küfür de neymiş ayol? Dünyevi işlerin yanında grupta maneviyatın da konuşulması, paylaşılması gerginliklere kısa bir mola oluyordu. İbretlik paylaşımlar bana Sübhanallah dedirtiyordu. Bardağı taşıran son damlaysa papyon oldu. Papyon deyip geçmemek lazım. Papyon önemli. Papyonsuz bir gösteri düşünülemez. $7'ye papyon mu olur? Artık sorgulanmam ve deşifre olmam an meselesiydi. Kendi kafama sıkmıştım. Alkollüyken o gruba yazmamam gerektiğini sabah uyanınca anlamıştım. Gerçekten de hoş olmamıştı. Ertesi gün WhatsApp'tan gelen arama ve benim açmamam ise sonum olmuştu.
belki de çok mutlu olabilirdim. Tutsaydım dilimi